Sayın izleyiciler, Türkiye'den Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran halkın sorularını bugün yerel idarenin genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla Niğde ili Altunhisar ilçesi Yakacık köyü muhtarı Ramazan Erduran ile kamuoyuna duyuracağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz Süleyman Bey. Sizlere de tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sizlere de sağ olun. Ben müsaade ederseniz bir konuya temas etmek istiyorum. Buyur efendim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ülkemizin şu terör belasından kısa ve öz olarak bizim polisimize, jandarmamıza, askerimize, insanlarımıza, masum insanlara kurşun sıkan hain insanların belasını versinler. Evet. Bizim büyüklerimiz şunu derdi. Allah başımızdan iyileri eksik etmesin derdi. Aynen. Allah devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin derdi Süleyman Bey. Evet. Hep büyüklerimiz onu söyledi. Zeval vermesin derken Türkiye'nin en yaşlı bayanıyla ben röportaj yaptım araştırmacı gazeteci olarak. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kapı Suyu'nda 112 yaşında şu anda Sayın Faika Söken ninemiz ne dedi? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin dedi. Bizim dedi tek isteğimiz doğrusu evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız Allah zeval vermesin. Allah askerimizi, polisimizi korusun dedi. Onun için ben muhtar arkadaşımıza da ilk bu terör konusuna girdiği için şiirim burada da kardeşlik ve barış üzerine söylemiş olduğum şiirimi burada da söylemek istiyorum. Çok da bunu tüm dünya, tüm Türkiye'de yaşayanlar ve tüm dünyada yaşayan insanlara hitap eden bir şiir arkadaşlar. Kardeşlik ve barış üzerine. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Evet. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Evet. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Sayın izleyiciler, bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölüm kalacak. Bizler de bir gün mutlak bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? Benim de naçiz müdüzüm elbet bir gün toprağı olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Evet, kalıcı olacaktır. Kalıcı olacaktır, yaşayacaktır. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan tüm etnik kökenlerin saymak da istemiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Dünyada yaşayan bütün insanlarla kardeşiz. Şiirimizde onu izah ediyor. Adem'in havadan olduk. Türk dünya bayrağı, inanıyorsa, değil mi? İnsanların hepsiyle kardeşiz biz. Kardeşiz. Akşam Menderes Atilla Belediye Başkanı'nın röportajını izledim. Çok güzel konuştu. Şanlıurfa Ceylan Pınar Belediye Başkanı biliyorsunuz. Ona da 4 defa suikast girişiminde bulunmuşlardı. Vatanını, milletini seven değerli bir belediye başkanımız. Bu PKK terör örgütü işte Ermenilerin daha doğrusu işte Türklerden öç almak için kurmuş oldukları ve ilk kurulduklarında destekledikleri bir örgüt. Evet. İşte ne yaptı? Türk'ü, Kürt'ü, Türk'e öldürüyor. Yani şimdi kandırılarak daha çıkarırlar. Daha o bizim gençlerimize. Gençlerimize yani ikisi de Müslüman. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Yani biz askerimiz, polisimiz şehit oluyor inancımıza karşı. Ama bunun yanında işte Ermeni, önce de bunlar hep şimdi yönetim kadrosunda görev alıyor. Ermeni kökenli ilk bu PKK terörü başladığında bunların leşleri diyelim biz. Hep sünnetsiz Ermeni oldukları. Bunlar kayıt altında sayın izleyiciler. Onun için diyoruz ki kandırılan Kürt vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni atalarımız Çanakkale'de çok güzel örneklerini gösterdiler. Hiç kimse Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımcılık olmadan bu ülkemizi savundular. O nedenle bütün ülkenin dış mihrakları oyununa gelmeyelim. Bu Türkiye Cumhuriyeti toprakları hepimize yeter. Doğru mu? Her kişi aklını başına alsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha yükseklere taşımak için el birliği içerisinde çalışmamız lazım. Tabii. Görüşemeyeceğimiz hiçbir konu yok. Tabii. Yani tabii. Şimdi onlar da çok iyi biliyor bunu. Dünya ülkelerinin içerisinde Cumhurbaşkanı oluyor. Yani Türk vatandaşımız Cumhurbaşkanı oluyor. Başbakan yardımcısı, bakan oluyor. Evet. Bahar oluyor, kaymakam oluyor, milletvekili oluyor, doktor oluyor, avukat oluyor, her şey oluyor yani. Ayrımcılık neresinde bunun? Hiçbir de ayrımcılık yapılmıyor.
Hepimiz anayasaya göre yönetiliyoruz. Kanunlara göre yönetiliyoruz. Onun için mutlaka artık Kürt kardeşlerimiz de akıllarını başına almalı. İşte doğudaki vatandaşlarımız da sözlerine kanmamaları lazım. Kandırılmamaları lazım. Eğitim şart arkadaşlar. Bunu yönmemizin birinci nedeni tabii eğitim. Evet, buyurun muhtarım. Teşekkür ediyoruz size biz konudan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Şunları ifade etmek isterim. Bizim köyümüz 1600 yılları arasında Değirmen Deresi Ağzı diye bu mevkide. Değirmen Deresi. Evet, meydana gelmiş. O yıllardan, o günlerden bu tarafa devam etmekteyiz. Köyümüzün dışarıda 10.000 nüfusu var. Evet, şu anda nüfusumuz ne kadar düştü? 1800'ün üzerinde seyrediyor. 1800'ün üzerinde seyrediyor. Dışarıda bizim 4 tane derneğimiz var. 10.000 nüfusumuz var. Dışarıdaki nüfusumuz ticaretle uğraşmaktadır. Yaz evet. aylarında gelir, memleketi, köyünü, eşini, dostunu silah-ı rahim yapar. Evet. Şu anda burada yaşayan nüfusumuz, köy halkı, tarım ve hayvancılık üzerine çalışıyor. Evet, tarım hayvancılık demişler. Tarım da hayvancılık. Sayın Cecler, muhtar arkadaşımız, örnek bir muhtarımız. Kendisine de tebrik ediyorum. 2014 yılında... 2015 yıllarında yapmış olduğumuz hizmetlerden bahsettik. Yapılan hizmetlerle ilgili güzel bir Yakacık Köyü dergisi bastırmış. Bütün hizmetleri burada resimleriyle birlikte yayınlamış. Hizmet ibadettir, muhtarlık gönül işidir demiş. Doğrudur, muhtarlık doğrusu doğru. Gönül işi tabii. Sayın izleyiciler. Evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi böyle özverili, canı gönülden halkına hizmet eden muhtarlara ihtiyaç duyduğunu belirtmek istiyorum. Mutlaka muhtarlarımızın işte aylık ödenekleri iyileştirildi. Bunda da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar aynı yönde röportaj yaptık. Her muhtara sorduk. Çünkü muhtarların sosyal güvenlik primleri yatırılıyor. Doğru mu efendim? Evet, inşallah bizim sigorta primlerimizle alakalı hükümetimiz, devletimiz, bizi temsil eden Ankara'daki milletvekillerimiz bu konuyla alakalı bir çalışma yapıyorlar. Evet, İnşallah sonunda başarılı evet, oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya vakıflar. Neden? Çünkü muhtarlarımıza sahip çıktı. Muhtarlarımıza bir ağırlık getirdi. Her hafta toplantı yaparak sorularını dinledi. Şimdi, bu SSK filmlerinin çözümü konusunda evet. İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala'ya söylediğini arkadaşlar tabii. toplantıya katılanlar belirttiler. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde veya da bu yılda çözülebilir. Mutlaka bu sosyal güvenlik primi kapsamına da muhtarlarımız alınacak. Ancak ben şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye, İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya, Türkiye'deki 81 valimize ve bütün kaymakamlarımıza seslenmek istiyorum. İç Anadolu bölgesini gezdiğimde köylerin 3 tane 4 tane kaldığını, nüfusunun çok düştüğünü maalesef gördük. Ancak bu muhtarlarımız da 1300 lira asgari ücret evet, aile gününe kalacaklar. Evet. Bunu ben bu benim kalbimi acıtıyor. Çünkü bir köyün köy olabilmesi için en az buna bir kriter getirilmeli. Nüfusu 300'ün altına düşen köyler en yakın köyle birleştirilmeli. Doğru mu efendim? Şimdi Süleyman Bey, ben bu birleşme ile alakalı bizim bu yörede hiçbir köy birbirine sıcak bakmaz birleşme konusunda. Ama bakma, bunu kanunla yapacağız. Yani. Kanun tabi, kanun çıktığı vakit tabi boynumuz kıldan ince, kılıçtan keskin olur. Evet. Köy diyecek, bir köy tüzel kişide olması için şimdi 500 kriteri aranıyor biliyor musun? Evet. Yeni bir köy kurulacaksa 500 kriteri aranıyor. Biz bu kriterin mevcut köylerde de uygulanmasını istiyoruz. İşte 2-3 ay önce ben Sivas'ın Zağra ilçesine gittim. Muhtar arkadaşımız köyde hiç kimse oturmuyor. Kendisi de dahi köyde oturmuyor. Ancak köy tüzel kişiliğini nasıl olmuşsa almış, dilekçe vermiş. 1300 lira maaş alıyor. Bu da bizim kalbimizi acıtıyor. Yani bu almış verilen ücretler bizim tüy bitmemiş yetimin de hakkı var. Şimdi Süleyman Bey, herhalde anladığım kadarıyla şunu demek istediğiniz, adam muhtar olmuş, köyde oturmuyor. Evet. Başka bir yerde, ilçe veya ilde oturuyor. Evet. Adam 1300 lira maaş alıyor diyor. Doğru. Hayır kardeşim, böyle bir şey olamaz. Olmaması lazım. Şimdi muhtar köyde, mahallelerde devletin temel taşıdır. Doğrudur. Yani mahallelerde genel yapı taşı deniyor zaten muhtar. Tabii. Muhtar, yerel yönetimler muhtardan başlar. Evet. Alt temelden başlar. Evet, işte görüyorsunuz sayın izleyiciler. Yani bilgili ve kültürlü muhtarımız konunun nasıl olması gerektiğini de şimdi, söylüyor. Şimdi tabii Süleyman Bey, vaktimiz herhalde kısıtlı, belirli bir süre evet. verdin bize. Bizim köyümüz şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta. Evet. Köyümüzün vatandaşı aktif, çalışkan bir insandır.
hemen Altınhisar ilçesi köy kasabalarında diğer çevre köylerimize, kasabalarımıza maddi ve manevi olarak ekonomik katkısı vardır. Evet. Niye vardır? Tarımla uğraştığımız için kendi topraklarımız yeterli gelmiyor. Kiralama yapıyoruz, ortak yapıyoruz ve bunun akabinde diğer köylerimize, ilçelerimize, belediyelerimize de tarla sahiplerine, kooperatiflere, belediyelere, çiftçi malları koruma başkanlığına ekonomi durumda katkı sağlamakta. Evet, ekonomik olarak kalkınmasına evet. öncülük yaptı. Evet, köyümüzde ben şunları kısa kısa sizlerin de vaktini almak istemem. Şimdi bizim bahar aylarında gelen cazibeli kar sularımız var. Evet. Tabii biz bu projeyi çok değerli büyüklerimize ilettik. Ve şu anda çalışma aşamaları devam etmektedir. İnşallah çok önemli bir veri sağlayacağız. İnşallah. İnşallah. Tarımsal sulama amaçlı bir gölet projemiz var. Buna el uzattığımız vakit değerli bizim büyüklerimiz, vekillerimiz, bizi temsil edenlerimiz bu veriyi sağlayabilirsek bizim köyümüzün hemen yakınında 30 bin dekar kıraç arazimiz var. Evet. Bin... Bu topraklarımızda fasulye, pancar, buğday, patates birçok tarım ürünleri yetişebilir. Sağlıklı bir şekilde. Hatta kavun ekmeye başlanmış. Öyle tabii, mi? Tabii. O konuya da geleceğim. O konuya da evet. geleceğim. Böyle tarımsal sulama amaçlı bir gölet projesi yaptığımız vakit ve yapılıyor. Yaptığımız vakit cazibeli olarak o kıraç arazilerimizi kurtardığımız vakit ekonomik konuda köyümüze katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Hem önce köyümüze, ilçemize ve ilimize ve devletimize sayın izleyiciler bu yapılan yatırımlar biz kalıcı yatırımlar. Biz mutlaka sulu tarıma geçilmesini istiyoruz. Kıraç yerlerini. Burası da zaten, genelde kıraç su, tarım yapılıyor. Zaten köyümüzün yer altı sularıyla genelde. Köyümüzdeki köyümüzün önündeki yerlerimizde, arazilerimizde sularımız var. Yeraltı kaynak sularımız. Evet. Aktif olan bir de kooperatifimiz var. Şu anda çalışıyor. Zaten ağırlıklı olarak patates yetiştiriyoruz. Ha benim bu bahsettiğim kıraç evet. arazilerde bahsetmiş olduğum gibi her türlü tarım ürünü yetişebilir. Evet. İnşallah bu projemiz hayata geçer. İnşallah. Ve insanlarımıza, milletimize, devletimize, ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tabii bizim çiftçimiz şu anda patatesle uğraştığı için en çok evet. en büyük eksikliğimiz de bizim burada soğuk hava depomuz. Soğuk hava depomuz diyor. Sağ olsun bizim büyüklerimiz, daire amirlerimiz, yetkililerimiz bu konuyla alakalı hemen ilçemizle bizim köyümüzün arasında 2000 tonluk bir soğuk hava deposu yapılıyor. İnşallah yakın bir zamanda faaliyete geçer. Bu da bizim çiftçilerimizin ufkunu aşar diye düşünüyorum. Evet, burada biz il özel idareleri desteğiyle köylerimize de soğuk hava depoları kapasitesine göre, ekim oranına göre yapılmasını istiyoruz. Tabii, tabii. Bu konuda tabii. da vatandaşımızın üretmiş olduğu ürünün uzun süre saklanması ve pazara sunulması konusunda yardımcı olacağından dolayı buranın ekonomik kalkınmasına da çok önder olacağını tabii sağlıklı bir şekilde evet. ürün yetişmiş olur. Evet. Sağlıklı işte patates dediğimizde ilk akla Türkiye'de Niğde geliyor. Doğru mu? Şimdi tabii Niğde'de gelir kaliteli, çok güzel patates Altınhisar ilçesi mi Yakacık köyünde yetişir. Evet. Burada sağlıklı bir şekilde. Evet. Sağlıklı bir şekilde bizim bu yöremizde yetişir. Evet. Futbol takımımız da var galiba buraya koymuş. Şimdi biz 2014 yılının 3. ayın 30'unda belediye tüzel kişiliği sona erdi. Köye evet. dönüştük. Tabii bizlerin talepleri doğrultusunda hizmetlerimiz çok güzel. Evet. Çok güzel. Ya, 2015. Tabii. Voleybol, basketbol sahamız, minyatür halı sahamız evet. bunlar yapıldı ve gençlerimizin, köyümüzün hizmetine sunuldu. Evet. Çok güzel. Bunlar mutlaka gençlerimiz için gerekli olan spor aktiviteleri yapılması için önemli olan sosyal tesislerin biz diğer köylere de yapılmasını istiyoruz. Ha, burası önceden belediye olduğu için yapılmış bu tesisler. Doğru mu efendim? Ancak yok biz köye dönüştükten sonra yapıldık. Köye belediye zamanında değil. Siz mi yaptınız efendim? Tabii bizlerin talepleri doğrultusunda bizim Altınhisar'da köylere hizmet götürme birliğimiz var. Biz müracaatlarımızı yapıyoruz.
görevli yetkili arkadaşlarımız geliyor. Burada değerlendirmesi yapılıyor. Evet. Olayın yapılacak işin özeti ortaya çıkıyor. Devam ediyoruz. Niğde Merkez Özel İdaremiz var. Evet. Biz hizmetleri buradan alıyoruz. Tabii şimdi hangi idareci olursa olsun, hangi köyde olursa olsun, hangi belediyede olursa olsun, oradaki yetkililer hizmet nereden gelecek, köyde eksiklik nedir? Yani oradaki yetkililerin talepleri doğrultusunda. Tabii burada öncelik sayın izleyiciler muhtarların hizmeti istemesi sayın izleyiciler. Hizmet istenmezse hizmet gelmiyor kendine. Tabii canım. Muhtarların hizmetlerin istenmesi gerekiyor. Bu konuyla da ilgili röportajımızın ikinci kısmında hangi hizmetleri muhtarımız istemiş, hangi hizmetleri 2 yılda kazandırmış onları kendisine soracağız. Röportajımızın ikinci kısmında başlayacağız. Muhtar arkadaşımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler